soruyorlar. Millet nasıl bu hale düştü? Erdoğan ne yapsa destekliyorlar. Kısa cevabım şöyle. Yöneten elit kalmadı. Değilse millet hep böyleydi yani. Bir yönetim beceremediyse gider. Demokrasilerde bu seçimler yoluyla olur. Halk sandığa gider, mevcut idareyi cezalandırır. İdareye talip olanlar içinden en iddialısını iş başına getirir. İktidarın alternatifi muhalefettir. Peki Türkiye'de muhalefetin iktidar olma iddiası var mıdır? Soru bu esasen. Sıkıntı milletin Erdoğan'ın her pragmatist çıkışında hizaya gelmesi değil, muhalefetin sinmesi ve bir iddia ortaya koyamaması. Yaşananların muhalefetin aklını başına getirdiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Muhalefet konforu diye bir şey var. Türkiye söz konusuysa iktidarın çerçevesini belirlediği bir alanda, rejim söylem ve kabulleriyle tenakuza düşmeden konuşma sanatıdır muhalefet. Muhalefet ne kadar küçülürse küçülsün sesinin gür çıkmasına yarayacak Twitter gibi kimi enstrümanları vardır ve bunu lehine kullanır. Orada şenlik başlayınca olay bitti sanırsınız. Oysa birileri çoktan malı götürmüştür. Bakın ülke gerçekleri CHP tabanının değil AKP tabanının izdüşümüdür. Ortalama vatandaş YouTube'dan değil TürkSat'tan beslenir. Ve seçmenin çoğu soyulduğunu düşünmez bilakis devletten geçinir. Halkın %35'inin hiç işi olmadı, mesleği yok. Bunun dörtte üçü de kadın. Çözüm üreteceğiniz ve ikna edeceğiniz sosyoloji bu ve işe buradan başlayacaksınız. Geçiş garantili köprüler, yolcu garantili havaalanları, hasta garantili şehir hastaneleri anlatılamadı. Biz anladık ama muhalefeti iktidara getirecek kararsız kitle bunlarla ilgilenmiyor. Tıpkı dövize endeksli mevduat hamlesinin anlatılamadığı gibi. Oysa ne kamu menfaati var ne de yasal zemini. Seçmen tabelaya bakıyor. Döviz gevşedi mi? Gevşedi. Erdoğan şapkadan tavşan çıkardı mı? Çıkardı. Dış güçleri püskürttü mü? Püskürttü. 20 Aralıktan önceki anketler hükümsüzdür artık. Darphane para basacakmış, olay milyonerlere yarayacakmış, ülke hiper gidecekmiş. Anlat dur! Yaygın kanaat Erdoğan'ın bu hamleyle 3 ay içinde baskın seçime gideceği yönünde. Düne kadar hemen seçim, derhal seçim diyordunuz. Buyurun. Kapınızı çalmak üzere belki. Karşı hamleniz var mı? 50 artı 1'i alacak ve AKP'lilerin uykularını kaçıracak adayınız hazır mı? Projeleri belli mi? Saldırılara nasıl karşı koyacak? Arkasında onu müdafaa edecek ekibi tanzim ettiniz mi? Adeta bir ordu gibi tahkim etmeniz gereken bir kadro olmalı bu. Savaşa çıkacak çünkü. Peki Erdoğan olası bir seçim öncesi alan temizliği yapmaya kalkarsa ki yapacak bunu nasıl karşılık vereceksiniz? cevapları bilmiyorum bile neden rastlamadım tek bildiğim şu. Muhalefet kaybettiği her maçtan sonra yenisine bakıyor. Oysa, önümüzdeki maç bir final. Kaybedene gümüş madalya dahi verilmeyecek bir final.